Arkadaşlar merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yasağın ilk günü, evdeyiz. Video zaten biraz geç geldi fark ettiyseniz. Bugün biraz ben de uyudum. Elimde kutu, içinde yeni hayvanlar var diyecektim. Ama yok. Arkadaşlar hayvanları dün getirdim. Akşamdı, video çekecektim. Tam iftar vakti geldi derken videoyu çekemedik. Kutuyla dedim ki şöyle bir giriş yapayım. Yeni hayvan getirdiğimiz belli olsun. Kutuyu buraya bırakıyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar yem fiyatları pahalı diye bir video çektim. Onun sonrasında birçok yorum geldi. Yem pahalı ama hala hayvan alıyorsun neden diye. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bardak kırıldı diye su içmekten vazgeçecek değiliz. Ben videoda hani ben para kazanmıyorum, İşte işler kötü gibisinden yorum yapmadım. Sadece yem fiyatlarının pahalı olduğunu, yani özellikle yemelik yumurta satan arkadaşların zor durumda olduğunu, Memati sus be oğlum, bahsettim. Ki birçok arkadaş da buna hak verdi. O konuyu öyle geçiştirmiş olalım. Buyur anne gel. Şimdi yeni hayvanlarımız. Bu arada şunu göstereyim. Altın zibritler buradaydı ya arkadaşlar. Yumurtaya başladılar. İki tane yumurtasını aldık. Bakın buradalar. İki tane yumurtasını aldık. Bugün bunları da buradan almaya çalışacağım. Şimdi evdeyiz. Tabi sabah akşam video çekeceğiz. 2-3 video hatta. Bir arkadaş demiş ki 2 video kesin olsun, 3 de olsun demiş. Ama belli olmaz. Şimdi buranın ışıkları açık. Ne hayvanlar aldık. Şunlar bakın. Yazdım hatta üstüne. Gold zibrit. Hani bir ekrana dokun. Bakın gold zibrit diye. 2 tane yumurtalarını şimdiden aldık. Şimdi yumurtaları da artık isim isim yazmaya başladım. Bu arada bakın şöyle bir sıkıntı var. Makineye doğru gelsene. Bakın arkadaşlar makinem ortam sıcak olduğu için 38.2 dereceye çıkmış. Yani çıkıyor daha doğrusu. Deminden beri biz de buradayız. Susmuyor da. Şunun da normalde susması lazım ama yani susmuyor. Bilmiyorum böyle kalıyor. Bir süre sonra soğuyor kendisi. Alarmı susuyor. Şimdi gelelim. Yeni hayvanlar nedir? Uzun zamandır beni hani takip eden arkadaşlar biliyorlar. Ligorin sevdiğimizi. Hatta şimdi ligorinleri de gösteririz. Burada ne var? Burada arkadaşlar Isabel ligorin aldık. Yarka olarak. Anaç almıştım aslında Adana Kozan'dan. Hatta abimiz de bizi izliyor. Sonra da selam olsun. Yani gönderimde kutudaki hayvan başına 100 lira para istediler. 100 lira isteyince yani 2 tavuk bir horoz almıştık aslında. Toplam 3 hayvan 300 lira yol parası verecektik. Yani o yüzden o işten vazgeçtik. İşi de çözemedik. Bunları da böyle sanırım Manisa ya da İzmir'den bir arkadaşımız İbrahim Topuz abimizden aldık. Bunlar toplam 20 taneydi arkadaşlar. 5 artı 2'sini ben aldım. Diğerlerini bizim çalıştığım yerdeki Ömer aldı. Ömer Kalyoncu. Facebook'tan da ona da ulaşabilirsiniz. Ben bunları satmayacağım da Ömer bir süre sonra büyütüp satmayı düşünüyor. Şimdi bakın Isabel Ligor'in civcivlerini çokça hani paylaştık, çıkarttık, söyledik. Yok yumurta aldık, öyle yaptık, böyle yaptık. Aslında civcivlerini ben kendim büyütecektim. Ama bunlar böyle hazır denk gelince ya dedim ki zaten hani kendini kurtarmış. Tavuğu, horozu belli. En iyisi biz dedim bunları alalım. Bu şekilde bir takım kuralım istedim. Tavuklardan 2 tanesi biraz daha gelişmiş. 2 tanesi ufak. Yani alırken Ömer orada olmadığı için yarı yarıya bölüşecektik. Ben dedim ki yani en iyilerini seçmeyelim şimdi. Ayıp olur dedim. Çünkü ya seçsem hep en güzellerini seçerdim tabii de. 2 tanesi bakın şu iyi. Bir de bir tanesi daha iyi. Diğer 2-3 tanesi işte karışık yani. Onlar da büyüyecek. Desenleri dışarıda daha net belli olur. Birkaç gün alışsınlar. Bunları şimdi dışarı falan da salacağım. Şimdi ligorini sevdiğimden bahsettim. Neden ligorin? Diyeceğim ama onu farklı bir video da yapacaktım. Şimdi sadece elimdeki olan ligorinleri size göstereyim. Bugün böyle bir video olsun madem. Sorular da cebimde duruyor. Bakın arkadaşlar bunlar bizim beyaz ligorinler. Yumurta makineleri. Atla. Yani lafta değil her gün yumurtluyorlar. Tabii şimdi bunu deyince de şöyle bir algı oluşuyor. Her gün gerçekten yumurtlayan tavuk. Hani yaz, kış devamlı o her gün yumurta alacağız gibisinden. Yani öyle bir durum zaten yok ama verim olarak gayet yüksekler. 3 tavuğumuz var. Günde 2-3
Yani çok az düştü verimleri. Uzun zamandır da bizdeler. Zaten bakın tüyleri falan da biraz yıprandı artık. Horozla çok eşleşiyor. Genç bir horoz. Şimdi birinci takım bu. Beyaz Ligor'in. İkinci takım burada bizim gümüş ligorinler var. Şöyle bir geçebilirsem. Evet. İki tavuk, bir horoz. Gümüş ligorinlerimiz var. Baba Yiğit. Oğlum. Vurmak yok. Bak biz seninle tanışıyız. Gümüş ligorinler burada. Tabi bunları arkadaşlar şimdi uzun zamandır dışarıya hiç salamadık. Bugünden itibaren salmaya başlayacağım. Akşam videomuzda bakalım bir cinsi salmayı düşünüyorum. Dışarıda tabii bir sürü hayvan var. Salınca olay çıkacak. Bunlar gümüşler, yani silver ligorinler. Burada ne var? Brown, yani kahve. Brown ligorinler burada. Bakın burada 5 tavuk, 1 horoz şeklinde brown ligorinlerimiz. Bugün hava çok güzel, güneşli. Muhtemelen bunları salabilirim. Gerçi belli de olmaz. Bir sonraki videonun şeyini de vermeyelim burada. 5 tavuk, 1 horoz brown ligorinlerimiz var burada. Bunlar da çok güzel. Yine güzel yumurta yapıyorlar. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi yumurtaları gün gün ayırdığımı söyledim. Şimdi bugün ayın 30'u. Bakın brown ligorinler yumurtalarımız 3, 6, 12, 13 tane. Daha bugünün bir yumurtası var. En eskisi 26. 26'sını bakın yazdım. 26'sı, 27'si, 28'i. İşte bakın 3 günde 12 tane yumurta, 5 tavuk var. Burası öyle. Bakın black motlet ligorin var. Şimdi onu da göstereceğim. Bir tavuk 3 günde 2 yumurta. Gümüş ligorinler uzun zamandır çok güzel yumurtladı. Şu an biraz düşüşteler. Bakın 27'sinden şu an 30'u. Daha bugün yumurtlamadılar. 3 yumurtaları var 2 tavuktan. Orloflar güzel yumurtluyor şu an için. Yani ligorinlerin genel olarak sene boyu bu verim gittiği için ligorin renklerine yöneliyorum. Aha burada GSG'de yumurtlamış. Buranın ışık kapalı. Buradaki ligorini de göstereyim. Daha sonra büyüyen ligorin yavrularımızı da göstereyim sizlere arkadaşlar. Bakın black motlet. O da yine yumurtlamış. Burada şimdi 3 tane tavuk var ama bu tavukların ikisi bizim köy tavukları. Ha bu black motlet ligorin horozumuz. Oğlum maşallah çok da yakışıklısın ya. Maşallah. Ulan ne oluyor? Manyak. Bana mı kuru yapıyorsun? Git defol. Hop. Bu horoz biraz hırçınlaşmış sanki. Tamam tamam adamsın. Tavuk da arkadaşlar şu arkada. Oğlum gelme bak. Gelme. Semeri takılı olduğu için sırt desenleri biraz gözükmüyor ama motlet orada. Arkada da bakın yine yumurtaları. Bugün üçüncü gün. Yani demin yumurtaları. Köylerin iki yumurtası. Beyaz olan yumurta da bu ligorinin. Şöyle onu da göstereyim bari. Bir tavuk olduğu için bir horoz bir tavuk da sırtı açılmıştı arkadaşlar. Şimdi yele taktık böyle sırtına. Bakalım inşallah düzelecek. Elimizdeki ligorinler şu an için bunlar. Yani black motlet 1, Isabel 2 oldu, brown 3, silver yani gümüş 4 ve de beyazlar 5. Şimdi büyüttüğümüzde şurada ligorinler var. Onları da size göstereyim. Hop cüce koşun çıktı. Black motlet 1 artı 1'den bakın bayağı bir civciv büyüttük. Dışarıya aldığımız da var birkaç tane. Burada da var. Burada 2 tane 3 tane cüce koşun kalmış. Bir şeyler daha var böyle karışık. Bakın burada da bir tane var. Orlof yavrusu var orada 2-3 tane. Birkaç tane kel kaldı. Onlar şu anlık duruyor. Bir de burada bakayım burada. Burada da Isabel'ler var. Bakayım black motlet yok sanırım. Şunlar brown ligorinler. Bakın ligorinleri arkadaşlar özellikle ayırıyorum. Güzel oluyor. Yani ligorin seviyoruz. Sizlere de tavsiye ederim. Maşallah. Bunlar bizim ıslanan yavrulardan da var. Keyfi o yüzden biraz yok bazılarının. Bunları zaten satmadık ıslananları. O yüzden burada bizimle beraber takılıyorlar. Bugünlük de videomuz böyle olsun arkadaşlar. Bakın bu arada şu dış camı da açtım. Buranın plastiğini kaldırdım hava girsin diye, kümes havalansın diye. Durum budur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Müsait oldukça günde 2-3 tane video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Videolarımıza desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Şu da bakın modlet. Hop gösteremedik. Desenleri görün diye yakınlaşmaya çalıştım. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.